örnek vermek Arkadaş, istiyorum. evet buyur. Türkiye'de o Örnek kadar istiyorum. Türk katledildi, hem toplu katliamlar, 100 kişi Bodrum'da sivil yakıldı, Roboski'de 19'u çocuk olmak üzere 34 kişi katledildi. Bunların hiçbirisi sorgulanmadı bile, yargılanmadı bile bu katiller. Geçenlerde iki tane Kürt alınıyor, zorla gasp ediliyor polis tarafından. Helikoptere alınıyor, helikopterden aşağı atılıyor. Dünyanın en büyük terör olayıdır bu. Bütün bir Yaşlı halka terör. insanlar. Dinle. Bütün bir halka terör geçiyor. Çünkü Kürtlere diyor ki istediği zaman sizi polislerimiz yakalar, helikopterden alıp atar ve bunu sorgulamayı ve sorgulanmadı. Ya ne biçim halksınız ya? Bize utanmadan işte bilmem Müslüman, Kürdüz kardeşiz falan diyemeyecek sokaklara çıkmanız lazımdı. Sinirlenme. Helikopterden atılan bu köylülerin hastane raporunu ortaya çıkaran ve gerçekten helikopterden atıldıklarını raporlayan, belgeleyen Gazeteciler. gazeteciler şu anda hapishanede. Evet. Evet, yani bu kadar zulme, devletin faşizmine, terörüne tanık olduktan sonra ben İngiltere parlamentosunda bir konuşmam var. Bir Avrupa parlamentosunda konuşmam var. Çok güzel bir konuşma. Hele en sonda Amerika'yı terörist bir ülke olarak şey diyorum. Amerikan savaşlarını hatta hayatımda ilk kez kötü bir söz kullandım. Yani ortak parmağımı işte Amerika'nın işgalleri, cinayetleri, katliamları, savaşların listesini yapsak orta parmağının 5 katı olur. Eğer Roman 9 punto ile yazsak, her bir satıra bir tane yazsak bu kadar uzun olur diye bir konuşmam var. Ama İngiltere parlamentosuna konuşmamı lütfen izleyin. IŞİD terörü üzerine yazdığı bir konuşma. IŞİD terörünü oluşturan 9 canavar dedi. Ve orada 9. sırada din geldi. Yaptığım araştırmalar, hani ben hani Sünnileri o kadar eleştirmiyorum ya. Normalde Edip'ten beklersin ki Sünni dinini en başa gelsin. Yok. En başta emperyalist savaşlar ve işgallerdir. Bakıyorsun Afganistan'da Taliban'ı üreten o, Irak'ta IŞİD'i üreten yine o işgaller ve zulümler. Hamas'ı üreten İsrail şeyi, PKK'yı üreten bu. Orada ne dedi? En büyük terör örgütleri devletler dedi. Siz devletlere tapındıkça sevgili kardeşlerim, devleti kutsadıkça, yücelttikçe siz alçalacaksınız. En iyi devlet, ideal Hakaretsiz devlet. konuşalım Edip. Buyur. Hakaret itham etmeden konuşalım. Peki. Ben genel olarak konuşuyorum. Diyorum ki Biliyorum senin eğer dilini biliyorum. toplumlara bakarsak, genel olarak toplumlara bakarsak Ben mesela işimi alamıyorum zaten. devleti Kurtarıyorum. yükselttikçe onlar devleti yükselttikçe alçalıyorlar. Çünkü özgürlüğü gidiyor ve en kötüler en başta çok büyük güce sahip oluyorlar. O Maalesef. halde bitireyim bunu devletle ilgili. En iyi devlet, tekrarlıyorum ki herkes bunu işitsin. En iyi devlet köpek dişleri çekilmiş, pençeleri törpülenmiş devlettir. Devletler yüceltildikçe vatandaşlar alçalır. Lünür söz senin. Bu arada ben sadece bir kahve içtim. O da başında yani. Bu enerjim ondan gelmiyor. Hastalıktan geliyor galiba.